Şiş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin Sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Şiş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemseddin Sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemseddin Sütçü dostun, fakir yoksul babası. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemseddin Sütçü dostun, fakir yoksul babası. Şemseddin Sütçü adı, vatan bayrak muradı. Aile vatan perver, çarşambanın evladı. Şemseddin Sütçü adı, vatan bayrak muradı. Aile vatan perver, çarşambanın evladı. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemseddin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum. Şemseddin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Efendim, arkanda havuz var. Şimdi az sonra dalacağım ama su yok. Dedik ya, başka bir şantiyeye gidiyoruz diye. Hemen hemen bitme aşaması sana gelmiş. Hatta blokun birinin camları takılmaya başlamış. Düzeltmemiz olacak inşallah. Arkasından da sanırım buraya 36 hane. Evet, evet. 36 hane nedir? Bu projemiz Celaliye Kıyı Konakları 1 diye geçiyor. Muhteşem bir peyzaj alanı, havuzu. Bu alanın tamamı, bu tabii burada iki dönüm peyzaj alanı var. Yeşilin, doğanın, botanik bahçesi gibi projelerimizde, tanıtım projelerimizde var zaten. Çok güzel bir yaşam alanı olacak, çok ferah. E5'e ikinci parseliz, denize 100 metre mesafedeyiz. Yaşam, nefes almakla alakalı burada kendini iyi hissetmek isteyenin, kesinlikle bu projede yer almasını. Bir daire, 2+1 dairelerimiz 90 metrekare artı yeşil alan ve peyzajıyla birlikte 120 metrekareye tekabül ediyor. Son katlar dubleks mi? Dubleks, evet Ahmet abi. Son katlarımız dubleks, 220 metrekare net alanımız var. 3+1 dairelerimiz, ara katlarımız 130 metrekare 3+1 dairelerimiz. Dolayısıyla kıyı 1, kıyı 2, Tahtacı Park, Kamiloba, Seheryeli Konakları, Çamlık Park projemiz derken şu anda aktif olarak devam ettiğimiz 6 adet projemiz devam ediyor. Yaklaşık olarak bu sayısal bazda 120 daireye tekabül ediyor. Bu projelerin her birinin kendine özgü özellikleri var. Hem ticari hem geleceğe yönelik hem yaşam standardı bakımından hepsinin birbirine artı özellikleri var. Onun için iddialı bir şekilde kendimizi yeni çağın gereksinimi olan gelişimde ve teknolojik anlamda yenileyerek, büyüyerek ve kendimizi geliştirerek sisteme ayak uydurmaya çalışıyoruz. Onun için bütün misafirlerimizi, dostlarımızı, müşterilerimizi... Bitirme. Çünkü ben... Az önce dedim ya, dengesiz bir insanım. Seninle en az bir iki tane dairenin içine girmek istiyorum. Onu göstereceğiz. Onu oraya gireceğiz. Bir de zaten otoparkı özellikle senin göstermek istiyorum. Biz efendim çalışan arkadaşların yanına gidip onların dikkatini dağıtmamak için 2-3 tanesinden rica ettik. Yanımıza gelsin, bir röportaj alalım diye. Arkadaşlara ben kısaca bir döneyim. İş hakkında bazı sorularım olsun. Ondan sonra da seninle bir iki tane daireye dönelim. Sonra burayı da bitirmiş olacağız. Kamerayı öyle bir yere gördüm ki, az önce dedim ya, havuza girip dalacağım ben değil ama kamerayı soktuk havuza. Şemsettin gitti. Kardeşim seni bir tanıyalım. Ben Tamer, burada alçı boya dekor işlerini yapıyorum. Ağırlıyım. 10 yıldır beraber çalışıyoruz. Birbirimizden çok memnunuz zaten. Nasıl söyleyeyim, bir aile ortamı gibi şantiyemiz.
abi kardeş gibi çalışıp gidiyoruz. Sıcak da malum her taraf yanıyor. Ama sonuçta hemen 200 metre, 100 metre aşağında deniz var. Kaçıyor musun? Denize arada kaçıyoruz. Ağustos bu ara. Denize yakın olunca girmek bile istemiyor. Aynen, bazen unutuyoruz deniz burada var diye. Kardeşim, buraya 36 tane hane gelecek. Son zamanlarda biliyorsun büyük bir korkulu rüyamız var, deprem. Gerçi alçı dekorasyon üzerine, alçıpan üzerindesin ama biliyorum. Binanın evveliyatını konuştuğumuz zaman ne dersin? Yani son yönetmeliklere uygun binalar. Az önce bir şantiyede onu demirci arkadaşımız söyledi. Dedi yapı denetim gelir, teslim alır, dedim helal olsun. Evet, yapı denetim olmalı, beton bile dökülmüyor. Aynen. Yani nasıl 36 hane oturacak, gönül rahatlığı oturabilir. Keşke İstanbul'un hepsi böyle yenilense. Bakalım yeni bakanımız Sayın Yerlikaya söz verdi, 5 yılda bitireceğim dedi. İnşallah öyle olur. İnşallah öyle olur da bir büyük depreme yakalanmadan. Yanımda şöyle bir tane daha yakışıklı var. Ya ben hiç sevmiyorum. Niye abi, sen yakışıklı olduğun için? Yaşlanınca insan kendini... Abi yanaşın abim bana doğru. Biraz yaşlanınca insan kendini yakışıklı... Kaçma da yakışıklı dedik diye korkma, yakışıklığını almayacağım. Seni de tanıyalım abi. Abi benim ismim Emrah Çetin. Emrah, sen neredesin? Ben Iğdırlıyım abi. Iğdırlısın. Evet. Ağrılı'ya sordum, ben dedim memnunum 10 senedir. Ben de aynı, ben de çok memnunum. Şemsettin abi zaten yaklaşık 15 yıldır tanıyoruz. 15 yıl. Tanıyoruz daha evet. Evet, benim amcamlara da zaten, amcamlar da bizim akrabalar da daire aldı Şemsettin abiden. Çok yardımcı oluyor. Allah razı olsun ondan. Herhangi bir sıkıntı yok yani. Evli bekar? Evliyim abi. Gelin hanım nerede? Evde de şu an. Ha, burada İstanbul'da. Evet, İstanbul'un evet. Karşıdaysa bir selam yollamadan gerek yok. Yok yok, burada abi. Çoluk çocuk var. Var abi, 3 tane kızım var, ellerinden öper. Gözlerinden öpüyorum. Sağ ol. Okutursun. Valla işte gayemiz de çabamız da onun için. İnşallah evet. Kardeşim. Sana da geleceğim de bununla en azından arada bir fark var. Alayım seni şöyle yanıma, gel. Bunlar da en azından benden. Tamam. Benden. En azından benden kısa boylu. Yakışıklı, tamam yakışıklı ama benden kısa boylu. Sen tanıyalım abi. Adım Fuat, soyadım Sütçü. Fuat, sen neredesin? Ben Ordu, Şemsettin abin, evet. Sana hiç kötü söyletemeyiz. Kaç senedir Şemsettin başkanlığı? Vallahi doğdum doğal zaten Şemsettin abi, biliyoruz, tanıyoruz. Amcamın oğlu. Amca oğluyuz, evet. O zaman sen şeye geldin mi etkinliğe, bu pikniğe? Tabii tabii. Sen beni nasıl tanımasın ya? Vallahi ben seni tanıyorum abi. Ama dedim ya, sen Şemsettin şöyle gel kardeşim. Dedim ki senin dedim, benden boyun kısa, demek ki boydan kaybettin. Fayasçılar genelde öyle oluyor abi, öyle diyelim. İşi çok güzel şeyde Ahmet abi, senin yaptığın programda, yani bizim organize ettiğimiz festival vardı ya. Evet. Onların masasından senin röportajın var, çok güzel. Öyle tabii mi? Tabii, sen hatırlayamadın. 61 yaşındasın ya ondan. Ya 61 değil ya, 58, ana yaşım 61. Şu an Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı geçiyor abi. Yani var ya Şemsettin Sütçü ile biz yazanda neler konuşmuştuk, izlediniz değil mi? Yani onu var ya sürekli izleteceğim Allah'ın izniyle. Benim elime düşmeyecekti abi, düşmeyecekti. Şimdi çocuklarla aramda bir ufak böyle ufak bir açık yakın ama olmuyor abi. Ağrılı kardeşim. Yok Ağrılı kardeşim gel, 10 senedir seninle röportaj aldım. Iğdırlı kardeşim 15 senedir seninle. Abi hayırdır ya. Ben de şimdi kötü tarafı, ben de kaç 2 abi 4 yıla yakın seninle bir... Abi beni de bağladı kendine kardeş. Sende ne var? Ahmet abi ben bir kere yapı olarak sadece insanı seviyorum. Yaradan'dan ötürü yaradılığını seviyorum ben. Dini, dili, ırkı, mezhebi benim için vallahi de billahi de umurumda değil. İnsan olsun, ekmek paylaşalım, vefakar olsun. Hepsini çok seviyorum. İyi ki onlar var. Onlardan güç alıyorum ben de yani. Bu arada benim kadar inatçı olduğumu anladın mı? Niye Ahmet abi? Havuzsuz havuza getirdin beni. Kendim giremedim kamerayı. Devam edelim. Söyleyeceğin bir şey var mı abi? Vallahi şu anda her şey yolunda. Gayet inşaatımız da hızlı güzel devam ediyor. Yakında zaten biter. Ne zaman daire alıyorsun? Vallahi daha yeni aldık. Bir sene. Aynen. Evet. Ya Şemsettin, sen çalışanlara da bak bizim Iğdırlı kardeşimin amcasına daire satmışsın. Sen çalışanlara daire satsan zaten baş dışarıya gerek yok. Öyle değil Ahmet abi. Şimdi gel bir dakika bizim, gel yana şöyle. Ya bizim daha söyle. Çalışanlara daire satma. Çalışanların hepsini yuva sahibi yaptı. Allah razı olsun. Ne kadar? Hadi o elindekini dışarıda. Uzaklaşmak gibi. Ama güzel söz de almak zorundaydım yani.
Abi niye ayrılıyorsun? Gene böyle Emrah. Tabi geldik yani böyle bak bana yanlış soru sorarsan seni havuza atarım der gibi. Estağfurullah abi. Seni de tanıyalım. Abi adım Emin, soyadım Ulukkan. Sinopluyum ben de. Sinopluyum. PVC doğrama yapıyorum, montajlarını yapıyorum. Ne kadar güzel. Küpeştelerini falan. Arkamdaki nasıl bir işler? Abi Şemsettin abi ben 8 senedir tanıyorum yaklaşık. Kendisini hiçbir zaman burada müteahhit gibi görmedim. Yani işveren gibi ya. Görmedim, abi olarak gördüm. Yani bu zamana kadar herhangi bir şeyini görmedik. Allah yolunu da açık etsin. Amin. Allah, amin. Allah işlerini ve iş ilişkilerini daim etsin. Çünkü aynen. Bakıyorum 25 seneden başladık. En az 8 seneyle sen varsın. Ne kadar güzel bir şey. İşte normalde esnaflığın en önemli noktası budur. Bir bakıyorsun bir market ya market. Bugün çalışanı yarın göremiyorsun. Aynen. Ve inşaat gibi ağır bir işte. Adam bugün şimdi o röportaj aldık dedik. Ben... Bahçeşehir'den çıkıp geliyorum buraya. Tabii demircimizdi. Yani demircimizdi tabii ki yani. Severek geliyorum diyor. Severek geliyoruz abi. Sen çoluk çocuk burada mı? Burada, hepsi burada. O zaman gurbetçi bulamayız. Eskiden hep inşaat gurbetçi olurdu. Evet. Ben o kadar mutlu olurum ki böyle sevdiğine, eşine, çocuklarına yok, selam yollaması ya. Yok tabii ya, gerçekten. Abi ya Ahmet abi şimdi tamam gurbetçi diyorsun ama gurbetçi kimse olmasın ya. Gurbetçi kimse olmasın. Biz çok yaşadık onu. Ben yani hadis olacağım diye kaçardım gurbete. Ey gidi rahmetli babam. Mekanı cennet. 37 kere kaçtım. 37 kere geldi İstanbul'dan aldı beni. Kimse hasret kalmasın. Kimse gurbet yaşamasın. Ahmet abi. Kardeşim seninle de toparlayalım. Bir gel bakayım. Bu kesin ordulusun. Kesin orduluyum. Adım Turgay, soyadım Eren. Cebe üzerine çalışıyorum. Şey mi? Kaplama mı? Kaplama yapıyorum. Isıyalıtım. Fiber semet. Kaç senedir? Uzun yıllar oldu ama tahmini bir 10-15 oldu mu? Oldu yani, o kadar bir oldu. Çok memnunuz yani. Sütçüoğlu İnşaat'ın sürekli dış cephelerini yapıyoruz. Isı yalıtımlarını yapıyoruz. Fiber semet biliyorsunuz yanmaz. Kullandığımız malzemelerin hepsi kaliteli. Maşallah. Yani oturanlar da dua eder diye düşünüyorum. Yani gözüm kapalı. Tabii ki tabii ki kefilim. Çok uygun bir malzeme kullanılıyor. Kullanıyoruz. Yani dediğim şu, bir ev alsan gerçekten dış cephesinin ne olduğuna çok dikkat etmek gerekiyor. Şimdiki zamanımızda ucuz malzeme kullanıyorlar, kalitesiz malzeme kullanıyorlar ve çabucak deforme oluyor. Ama şu anki kullandığımız malzemeler çok kaliteli ve çok düzgün bir malzeme. Arkadan dedikodu yapıyorlar, söyle. O da güzel, gel gel. Abi diyor, o kadar diyor, çok adam var çantayı da diyor, kimseyi görmüyor. Yani bu kadar adam olduğumuzu ilk defa gördüm. Kimse kimseyi görmüyor ya. Herkes işinde gücünde. Ne kadar güzel. Allah güç kuvvet versin abi, kardeşim. Seninle de bir toparlayalım. Gel bakalım. En gençleri sensin. Aynen abi. Ben Suriyeliyim abi. Suriyelisin, o zaman sen az çalışıyorsundur. Dön şöyle. Evet abi. Sen az çalışıyorsun. Ne zamandan beri çalışıyorsun? Ben 10 yıldır abilerin yanındayım abi. Küçük yaşımda geldim. Oldu mu siz geldiniz? He oldu abi. Bir şey soracağım sana. Sor abi, buyur. Şimdi darılmak, gücenmek yok. Ya, Suriye'den gelen çok nankör hemşerileriniz var. Var. Şimdi onlardan biri gibi düşünerek sana sakın öyle olduğunu düşünme. Bir, yok abi. Hani ya Şemsettin yanımda yok. Memnun musun? Memnunum abi. Yok vallahi memnun abi. Ben 10 yaşında geldim abi. Şu anda yaşım 23 abi. Abilerin yanında girdim. Mesleğim falan yoktu abi. Küçük yaşımdaydım. Şu anda Allah razı olsun abi. Meslek sahibi yaptılar zaten. Türkçeyi de onların yanında öğrendim abi. Gayet de onlarla birlikte güzel çalışıyoruz abi. Fiyans ekini yapıyoruz. O kadar güzel Türkçe konuşuyor. Tabii. Ben o zaman şunu söyleyeceğim. Allah senin gibi Suriyelileri bu memleketten eksik etmesin ama diğerlerini de bir an önce gönder. Amin abi. Allah razı olsun. Abim. Senden buyur. De Allah razı olsun. Şey, sizden de abi. Biz olarak bilip, bak burada ekmek sahibi olmuşsun. Doğrudur abi. Meslek sahibi olmuşsun. Tabii abilerin yanında. Allah razı olsun abi. Senden de Şemsettin abinin de. Annem babam burada. Hepsi burada. He, babam 2 sene önce vefat etti. Allah rahmet eylesin. Ha, annem burada. Anneye selamlar. Aleyküm selam abi. Ne mutlu ona ki senin gibi bir evlat doğurmuş. Ne mutlu rahmetli babaya ki senin gibi bir evlat kazanmış. Çünkü Allah gerçekten çoğundan kör. Gördüğümüz için bunu söylüyorum. Ya, tabii, ben abi. Sana çok teşekkür ederim. Allah razı olsun abi. İyi günler. Kolay gelsin. Bizim Eyüp Ercan vardı. Bilirsin Samkon'da. Eyüp Ercan dediğim arkadaş Samkon teşkilatında bir kardeşimiz. Onun yanında bir tane çalışıyormuş. Bilmiyorum ama o da senin gibi çok Türkçe konuşuyor. Kaynak içeri falan yapıyor. Dedi ki Ahmet abi dedi metrobüsünü oraya bırak gel. O da sandı ki hani benim param yok ondan bıraktırıyor. Dedi ki abi yanlış anlama dedi. Hani bir ihtiyaç var dedim. Yok kardeşim falan filan dedim. Ya kardeşim ben
Bu adam beni Güngören'e götürmekte mükellef ama ben dedim gerek yok oraya bıraktır diye. Ve o çocuğun ben Suriyeli olduğunu öğrendim. Dedim ki ya Allah'ım var mı böyle insanlar? Evet var. İşte abi beş parmağın bak, doğrusunu bulmak abi. Önemli. Ben sana ailene çok teşekkür ediyorum. Babana da rahmet diliyorum kardeşim. İyi günler, kolay gelsin. Allah razı olsun. Efendim gördüğünüz gibi Şemsettin Sütçü, biz aslında işin esprisindeyiz. Ben inanmasam, bilmesem, sevmesem, önemsemesem gerçekten bu sıcakta buraya gelmem. Az önce de gösterdim. Yaralandığım halde ufak da yara olsa can tatlı. Buna rağmen işime severek devam etmem. Ama şunun altına imza atarak konuşuyorum. Allah bir hakkı için, inanın reklam için gelmedim. Şemsettin Sütçü'ye Kadir Aç bir eser yapmıştı. Ve o eserin klibini yapacağım dedim. Tabii güldüler bana hani gereksiz gibisin ama çok güzel bir yani Şemsettin Sütçü'yü tanıtan bir şarkı sözü yazmış. Güzel de yorumlamış. Sütçü'nü inşallah güven veririz sana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Sütçü'nü inşallah güven veririz sana. Şemsettin Sütçü ile can canayız can cana. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü beydir adamların kralı. Hizmetler İsrail'i doğruluktur kuralı. Şemsettin Sütçü dostum adamların kralı. Dedim buradan bir iki tane görüntü alayım. Köyden de alacağım bir klip oluşturacağım dedim. Burada bir iki kardeşimize röportaj alalım dedik. Sanki reklam yapıyormuşuz gibi ama inanın hiçbir kelimeyi ben sormadım. Ne yapı denetimi ben sordum, ne binanın sağlamlığını sordum. Ama çalışan çocuklar o kadar memnun ki işi bir fiil anlatıyorlar. Bakalım bundan sonra neler olacak ama sevgili Şemsettin Sütçü'ye ben mikrofonu vereceğim. Bir iki tane dairenin bana göstermesi için rica ettim. Onu yapacak. Bir de otoparkı birlikte göreceğiz. Ondan sonra buradan ayrılacağız. Havuz başında bir şey söylemek ister misin kardeşim? Her ne kadar ben yüzemesem de kameram yüzüyor. Ahmet abi, tabii ki bu sıcakta buradasın, yanımızdasın. Tabii ki de bunun ne bir, tabii ki de bunun maddiyatla ölçülmesi mümkün değil. Tabii ki karşılıklı muhabbetin, sevginin yansıması bu, biliyorum. Onun için öncelikle çalışanlarımın tamamından Allah razı olsun. Ben çünkü onları, onların kaşlarını... Spontane gelişme. İnanın buraya geleceğimizden çalışanların az önce öğleyin yemeğin üstüne gittik. Şaşırdılar. Beni görünce bile düştüm ya daha çok şaşırdılar. Şemsettin Sütçü ile biz yemeğe gidiyorduk. Baktık orada güzel, size de az önce söylemiştim. Ondan sonra aldık başımızı gidiyoruz. Evet. Onların söylediklerinin tamamen doğal olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ve zaten kaldı ki onların kaşının eğrilmesi, onların her bir tanesinin gün içinde düşünceli olması bile beni üzer. Onun için çalışanlarımızın tamamında, Allah razı olsun onlardan diyorum, teri kurumadan hiçbir tanesinin nasıl olacak bu ay hesabımızı, kitabımızı, tabii ki onların hiçbir tanesinin zerrece düşünmelerine şans tanımam, fırsat vermem. Onun için hak ettikleri şekilde herkes bu pastadan ekmeğin bu dilim kendine düşen dilimini alacaktır. Herkes haline şükredecek. Biz de onların varlığıyla şükrümüzü yapıyoruz. Allah onlardan razı olsun. Hepsi benim için kıymetli. Hepsi benim için her bir hafriyatçısından son kiremiti koyana kadar, son boyayı yapana kadar hepsinin arın teri var. Birbirimize hakkımız, hukukumuz geçiyor. Helalleşerek en sonunda ta ki müşterilerimize kadar, tapu tesliminden iskanına kadar birbirimize hak hukuk helal tabii ki hak hukuk helallik alarak yolumuza devam ediyoruz. O zaman Sütçüoğlu ailesi olarak bizim en önemli hassas olduğumuz şey vatandaşımız, çalışanlarımızın arın teri. Bunun kırmızı çizgimizdir bu bizim. Allah bu sözlerimizin mahşubiyetini yaşatmadı. Bundan sonra da yaşatmasın inşallah diyorum. O zaman ben mikrofonu sana vereyim. İstersen aşağı otoparktan başlayalım, zaten daireden inelim nasıl istiyorsan. Şimdi baban karşıda bizi duymuyor. Ekranda zaten duymaz. Evet. Bu ikinci şantiyemiz.
tamamen böyle rastgele bir sürpriz ziyaretti. Kimseyle bir türlü babanın hakkında olumsuz bir şey dedirtemiyorum. Dedim ki Tuna Hanım bana bırak. Biz senin hakkında konuşuyoruz. Önce Tuna Hanım seni bir tanıyalım. İsmim Tuna Hanım, soy ismim Sütçü. Şemsettin Sütçü. 30 yaşındayım. 30 yaşındayım. Evet. Baban kaç yaşında oğlum? Babamla beraber büyüdük diyelim biz. Boşalım. Arkadaş ya, gibi büyüdük. Senle karşılaştık mı daha önce Tuna Hanım biz? Yani sen gördüm gördüm. Bir röportaj aldık ya da herhangi yok, bir... Yok, röportaj daha önce hiç yapmadım. Yapmadım. Evet. O yüzdendir belki de. Çünkü ben pikniğe geldiğimde burada... biz genelde sahadayız. Sahada değil mi? Amcanla evet, beraber. Evet, beraberiz. Nasıl amcanlar oynuyor? Çok şükür hepsiyle iyidir. Yani amcan da gerçekten çok kıymetli, çok değerli. Amcalarımın hep söyledir. Sağ olsunlar, Allah razı olsun. Evet, diğerlerini şeyden tanıyorum, piknikten tanıyorum. Şimdi babanın, bak bir kulağı bizde ama istediği kadar duymaz. Bana şöyle birazcık böyle acımasız tarafını oğul olarak anlatıyor. Yani acımasız tarafı dediğim sadece disiplin, iş disiplini. En acımasız ama olduğu konu. Disiplini de bu kadar güzel sevilmek, bu kadar onun, çok övgü. Evet, çok güzel bir şey. Onun haricinde her şey güzel. Herhangi bir problem yok. Ama iş disiplini de çok acımasızdır baba. Sen yani, ne yapıyorsun inşaatta? Ben sahada elimden gelen her şeyi yapmaya çalışıyorum. Nasıl yapmaya çalışıyorum? Tabii yük ne kadar hafifletebilirsem o kadar iyi diyerek bütün işlere koşturmaya çalışıyorum yani. Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. İnşaatları konuştuk da az önceki şeyde orada demirci kardeşimiz Hüseyin bir şey söylemişti. Şemsettin Sütçü'yle bizim işimiz başlar. Ondan sonra biz yapı denetiminden muhatabız. O beni çok mutlu etti. Yani kontrol altında bir işin yapılması. Hatta Şemsettin Bey de, baban da şunu söyledi. Ben temelde teslim ederim. Sizin muhatabınız ben değilim. Bundan sonra belediye, yapı denetim, imar. Bunlar, o çok mutlu etti beni. İnsanların yüzünün gülmesi, bazı kişiler vardır hani lafı söyler de gözüne baktığın zaman içinden anlarsın ne demek istediğini. Herkes gerçekten çok mutlu. En az çalışan 8. senesi. En az çalışan. Evet, en az çalışan. O yüzden açığını bulamayacağım galiba. Kendim ettim, kendim buldum. Kendi kendimi yoruyorum. Buradan anneye de çok selamlar. Babaanneye çok çok selamlar. İnşallah Samsun'a gelecek misin? Bu sene babama eşlik edemeyeceğim herhalde. Yani gitmeye çalışacağım yani işlerin yoğunluğundan dolayı olmaya çalışacağım. Yine köyü çekeceğim Allah'a emanet. İnşallah derse. Bizler de orada olmak istiyoruz yani İnşallah bakalım. İnşallah kardeşim. Söylemek istediğim burada artık bu işi reklam da koksa şu saatten sonra gidebildiği şekilde götürüyoruz. Sütçüoğlu inşaatı çok kısa yani bir evlat olarak yani Sütçüoğlu'nun Şemsettin Sütçü'nün evladı olarak daireyle kısaca özetler. Yani bizim dairelerimiz günümüz teknolojisinde gereksinim duyduğumuz ne varsa dairelerimizde mevcut. Her zaman üst düzey malzeme ve yani daha doğrusu reklamı olmuş, kalitesi yapılmış, kontrolleri yapılmış. Bu tarz malzemeleri kullanmaya dikkat ediyoruz. Ustalık ve malzemenin birleşimiyle de değerli bizim müşterilerimize hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Yani inşallah da devam edeceğiz bundan sonra da. Peki burada örneğin atıyorum biri ulaşmak istediğiniz Sütçüoğlu inşaat diye yazdığı zaman internetten direkt. Yani bütün veriler var zaten internet sayfalarında. Sütçüoğlu inşaat adı altında girdiklerinde gerek telefon numarası, gerek şantiye resimlerimiz, gerekse güncel devam eden ve devam edecek olan projelerimiz hepsi mevcut internet sitemizde. Kardeşim çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Baban seni neden sakladığı belli oldu. Belki dedim açık kalırım ama o da olmuyor. Sevgili Şemsettin Sütçü seni bir alabilir miyim? Kardeşim adam çalıştırıyor hep benden yakışıklılar bulmuş. Bana gıcıktığına mı yaptın bunu? Hamid abi yani hepsi bir elinde bir marifet var ya hem öyle hem de yakışıklılar adamlar ya. Vallahi maşallah var. Az önce senin delikanlıyla Tuna Hanım'la konuşurken evet. Dedik ki internet üzerinden girebiliyorlar mı dedik. Sütçüoğlu inşaat diye yazdıklarında tüm projelere ilgili görseli görüyorlarmış. Bununla ilgili başka senin söyleyeceğin bir şey var mı? Yani iletişim ağımız geniş Ahmet abi. Onun için zaten şöyle de bir şey var, bir araştırmaların bir gerçeği var. Birebir reklam araştırmalara göre 340 kişiye, yanılmıyorsam 340 kişiye tekabül ediyor, yani yansıyor. Onun için bizim sosyal alandaki
tanıtım gereçlerimiz çok yoğun olmayabilir ama bizim birebirdeki reklam çok etkili. Nasıl etkili? Bizim dairelerimizi alan müşterilerimiz, dostlarımız, arkadaşlarımız ve toprak sahiplerimiz bizim dairelerimizi, bizim ürettiğimiz dairelerin satılmasında, müşteriye ulaşmasında çok etkili Ahmet abi. Yani bu o kadar gurur verici bir şey ki bizim satılıkta internet üzerinden herhangi bir satışta ilanımız hemen hemen olmaz yani. O zaman şunu söyleyebilir miyiz kıtaca? Yani Şemsettin Sütçü bir kazan ilmeği düşünelim. Bir tanesi başladı, artık arkası sürekli geliyor. Ya tabii ki birincisi şunu düzelteyim Ahmet abi, yani Şemsettin Sütçü tek başına bir hiçtir. Tabii Şemsettin ki, Sütçü'nün çok büyük bir kadroya aile kadrosuna ve çalışan kadrosunun yani bugün aldığın izlenimlerden görmüşsündür mutlaka, evet. Ahmet abi. Bizim ekibimiz böyle kardeşlik ruhuyla, birlik beraberlik ruhuyla bu bir kişi üzerinden tekilleşemez. Biz hepimizin, birimizin eksiğini diğerimizin tamamlayacak şekilde bir kadroya sahibiz. Bu hem aile olarak öyle, hem çalışanlarımız adına öyle, hem çalışanlarımızı işte oğlum başta işte Abdullah yeğenim, Tuğrulhan falan. Bu çalışan ekibin iş dağılımındaki yönetim, yönlendirme bağlamında da iyi bir kadroya sahibiz. Hepsi işinin bilincinde, sorumluluğunun farkında. Bu işten ekmek yiyoruz. Sütçüoğlu İnşaat ailesi ve tüm çalışanlarım adına şunu söylemek istiyorum. Bu birlikteliğe, bu beraberliğe sahip çıkmak onların elinde. Herkes ayrı kafadan bir şeyler söylemeye çalıştığı zaman o zaman davulun sesi ayrı ayrı gelir. Bu da birlik beraberlik adına iyi bir görüntü vermez. Onun için söylemek istediğim şey şu: hepsinin, büyüğünden küçüğüne kadar hepsinin varlığı daim olsun inşallah. Biz kendimizi öne atarak, reklam burada, yaparak. Burada yöneticilik ruhu çok önemli ama. Yani demin söylemiş olduğun çok güzeldi. Kadro, iyi bir ekiple çalışmak, iyi bir aile desteği, iyi bir aile. Ama şimdi ben lafı getireceğim şu an mevcut iktidardaki Cumhurbaşkanımıza. İyi bir lider olduğu için o ayakta duruyor. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı gitsin, AK Parti denilen bir şey kalmaz. Şemsettin Sütçü gittiği zaman daha diyeceksin ki kardeşim, benim kardeşim var, oğlum var. Bu yöneticilik sıfatına bilmiyorum, yanlış mı konuşuyorum? Hiç kimse o gücü yakalayamaz. Kolay değil çünkü. Altı şantiyeden bahsediyorsun. Az önce arkadaşımız geldi, dedi ki o kadar kişi çalışıyormuş ki birbirimizi göremiyoruz işten. Yani dikkat et. İşte senin de söylediğin gibi tabii ki yöneticinin, burada idarecinin baştaki sorumluluğu tabii ki çok önemli. Aldığı kararla gittiği nedir o? Duruşuyla, davranışıyla, özüyle, sözüyle örnek teşkil ettiğinin farkında olarak bir kat daha sorumluluk fazla taşıyor. Çünkü toplumda bir aileyi, bir kurumu temsil etmenin bir sorumluluğu var. Biz aynı zamanda toplumdaki sözümüzde, duruşumuzda, davranışımızda hem ailemi, hem şirketimizi, hem de bölgesel anlamda söylüyorum, Samsun'un bir temsilcisi de aynı zamanda temsilciliğini de yapıyoruz. Karadeniz, tabii Karadeniz'in, Karadenizli olmanın bir sorumluluğu da var. Bütün tabii ki bunlar STK'larla iç içe olmanın verdiği sorumluluk da var. Çünkü neden? Hayatınızda, iş hayatınızda, ticari hayatınızda, ahlaki ve o dik duruşu sergilemezseniz, dün konuştuğunuzun bugün inkarcısı olursanız toplumda da, ailenizde de, iş hayatınızda da bir verim sağlayamazsınız. Onun için Allah'a binlerce şükürler olsun. Ben 2006'da ticari olarak başladık. Konut amaçlı mesken ünvanı aldığımızda şirketimiz. Sadece şunu söylemiştim o zaman da. Allah'ım bana geldiğim noktayı unutturacaksa yarınımı göstermesin. Dünümü unutturacaksa yarınımı göstermesin demiştim. Ve o çizgideyim. Netice itibariyle aynı sofranın insanlarıyız. Ya sonuçta insanız, birbirimizden nasıl bir üstünlüğümüz olabilir ki? Yani ben maddi olarak üstünlüğün hiçbir geçerliliğinin olmadığını, insanların sadece karakter olarak birbirinden farklı olabileceğini, üstün olabileceğini düşünüyorum. Çünkü hayatımda hiçbir zaman
maddi açıdan birisine ne eğildim, ne büküldüm, ne de kimseden kendimi küçük gördüm. Belki de en büyük özelliğim bu. Hiç kimseye yanlış yapmadığımız gibi hiç kimseye de eyvallah etmedik. Kimsenin karşısında el pençe durmadık. Bize değer veren, bizi seven, bizi bağrına basan insanların bizim için terleyenler için biz ölümüne gitmeyi şiar edindik. Onun için ailemin önündeyim şimdilik. Onlar kadir kıymet biliyorlar. Biz de önlerinde şerefimizle, haysiyetimizle helalinden onların masasına bir ekmek götürmenin derdindeyiz. Bir lidere yakışabilecek unsurları yapmaya çalışıyorum. Eksiğimiz olabilir. İnsanız. Mutlaka ve mutlaka eksiğimiz olabilir. Çünkü etten kemikten yaratılmışız. Ama birbirimizin eksiğini aramak yerine birbirimizin eksiğini kapatarak yola devam etmek zorundayız. Onun için iyi ki varlar onlar. Onların ayağına taş değmesin inşallah. Amin. Seviyorum onları. Ailemi seviyorum. Çalışanlarımızı seviyorum. Ekmek paydaşlarımızı seviyorum. İşimizi çok seviyoruz. Ailecek işimizin üzerindeyiz. Çok önemli. Yani sabahleyin saat 7'de gittiğimde benden önce benim etim, canım, yeğenlerim, oğlum işte benden önce sahada olduğunu görünce kendimi daha güçlü hissediyorum. O da bizim daha çok enerjik, daha çok heyecanlı, daha çok yol kat etmemiz gerektiğini gösteriyor. Onun için aldığımız kararların eğrisiyle doğrusuyla yürüdüğümüz yolda arkasındayız. Vatandaşımıza verdiğimiz sözleri tutarak zamanında teslim etmeye çalıştığımızı herkes zaten biliyor. Onun için hem kurumsal anlamda hem ticari anlamda vatandaşımızın beklentilerini, taleplerini, eksiklerimizi gidererek sunmaya çalışıyoruz. Bu dediğim gibi aşağı yukarı 800'ün üzerinde konut, 300'ün üzerinde villa inşaatına imza attık. Bunu ailecek yaptık, birbirimizden kopmadan yaptık. Bunun sayısal bağlamda artarak devam etmesini, daha kurumsal, daha teknolojik anlamda, daha Türkiye çapında bir projelere imza atmayı inşallah ömrümüz yeter, nasip eder. Çünkü ufkumuz genciz, ufkumuz açık, zihnimiz açık ve bu anlamda da inşallah yolumuz açık olsun diyorum. Birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin Cenab-ı Allah. Allah da bizi sevenlere karşı mahcup etmesin diyorum. Şimdi efendim, bu güzel sözlerin arkasına bakın sevgili Kadir Açal. Aslında benim amacım sadece Şemsettin Bey'in buradan bazı görüntülerini aldıktan sonra Samsun'la birleştirmekti. Gerçekten o kadar güzel kelimeler kullanarak o eseri yapmış ki. Siz onu dinlerken ben de yan tarafımda şöyle birazcık dinleneyim. Ondan sonra yine karşınızdayım. Yolu inşaat güven verir insana. Şemsettin sütçü ile can canayız can cana. Sütçü yolu inşaat güven verir insana. Şemsettin sütçü ile can canayız can cana. Hizmetler esralı, doğruluktur kuralı. Şemsettin sütçü beydir, adamların kralı. Hizmetleri sıralı, doğruluktur kuralı. Şemsettin sütçü dostum, adamların kralı. Az önce de söylediğim gibi sevgili Kadir Açal abimiz, bilmiyorum dinlediniz mi ama Şemsettin Sütçü'ye mükemmel bir eser yapmış. Amin. Nereden esinlendiği ve gerçekten bilmiyorum, çok uzun bir tanışmanız yok Kadir abiyle ama senden bile sonra bu, yani bu kadar kısa zamanda bu kadar içten, bu kadar yürekten, bu kadar samimi ve bu kadar emin sözlerle bu şarkıyı yazdığı için Kadir Açal, seni gerçekten tebrik ediyorum.
Gelelim sana abim. Şimdi özellikle gel dediğimize ben olmayayım abi dedim. Allah dedim şemsettiğini istemeyen sevmeyen birini buldum. Değil mi? Abi öncelikle hoş geldiniz. Yani ben Abdullah. Şemsettin Sucu'nun yeğeniyim. Ha yeğenisi. Yeğeniyim abi. Abi maşallah az önce. İnşaatların genel olarak kabadan sonraki ince işleyiş Tunahan ve ben de bize ait. Yani sağ amiri sağ kontrolü. Yani temelden çatıya kadar. Çatıya kadar bütün detayların ince işlikleri bize. Bizde her zaman şu var. Yani dayımın arkasından da yüzüne de karşı söylediğim bir düşüncem. Hiçbir zaman müteahhit kafasıyla gitmedi. Çok şükür ne haksızlık ne bir üçkağıtçılık ne yaptırdı ne buna izin verdi. Her zaman bunların önünde durdu. Kullandığımız bütün ürünler, kullandığımız bütün malzemeler her zaman birinci sınıf ve daha 2023'teysek ona göre uygun yenilikçi malzemeleri, en ufak bir deformasyon olan malzemeyi direkt olarak söktürüp yenisini daha birinci kalite olarak montajını yaptırmıştır. Ya bunun zaten beton armada demirde olsun bizim de dışımızda şeyler var tabii ki ama bizim de öyle bir kaçma gibi lüksümüz yok. Ama projenin de o bize verilen betonun da bir tık üstü, her zaman bir tık üstünü kullanarak bu hale geldik. Sütçüoğlu İnşaat deyince ne var? İnsanların gönül rahatlığıyla bu evde ne olur? Depremle ilgili, kullanımla ilgili en ufak bir soru işareti olmadan bizim projelerimizden daire alabilir. Gönül rahatlığıyla da yaşayabilir. Senin ve Tuna'nın söylemiş olduğun malzemedeki kalitedeki özellik, hassasiyet maşallah. Yani param olsa yemin ediyorum gözüm kapalı gelip daire alacağım da. Şemsettin yukarıda soracaktım ama şimdi sorayım. Tahminen burada ortalama 3 aşağı 5 yukarı ne kadar bir daire? Ahmet abi projesi yani tabii ya, şu an itibariyle güncel olarak projesine göre değişmek ve yukarıya doğru artan ve kendi özelliğine göre kendine göre özelliğini taban yani 3000 liradan başlıyor 3 milyon liradan başlıyor bizim burada bahçeli güzel bir yerde oturacağım derse 3 milyon liradan başlıyor fiyatlarımız değişken 3 artı 1 2 artı 1 3 artı 1 3 artı 2 4 artı 2 5 artı 2 şartların yani o konseptteki dairelerimiz ona göre değişkenlik gösteriyor ama alt limit 3 milyon liradan başlayarak yukarıya doğru tırmanan bir bahçeli, kapalı otoparklı, havuzlu muhteşem bir yaşam yerine sahip olacak şekilde rahat, gönül rahatlığıyla oturacak vatandaşlarımıza bu şekilde bir fiyatlarımız oluşmaktadır. Yani tavanın bir yakını nedir? Ben şimdi aklıma şu geldi. Ya İstanbul'da 30-35 senelik binaların fiyatı 3,5-4 milyon lira oldu. Abartmıyorum. Benim mahallemde 40 senelik binada oturuyorum ben. Almaya çalışsam 4 milyon lira. 80 metrekare, 90 metrekare daire, apartman. Havuzdan bahsediyoruz, bahçeden bahsediyoruz. Ve 100 metre aşağıda da, 100 metre aşağıda denizden bahsediyoruz. Artık kapalı otoparktan bahsediyoruz. Tabii ki. Yani o zaman İstanbul'da Silivri'yi bize da çok tukaka gösterdiler. Yani açık konuşayım, ya İstanbul'a göre burası bedavaymış. Şimdi Ahmet abi burada şöyle bir şey var. Huzurlu bir şekilde yaşam, kozmopolit, daha kozmopolit olmayan, daha nezih, daha böyle dostane, arkadaşlığın, komşuluğun sürdürülebileceği, yani bir en az bir 20 yıl daha bu bakirliğin korunabilen bir bölgedeyiz şu an. Kesinlikle ve kesinlikle yeni bir Mimarova, yeni bir Florya, yeşilin ve denizle buluştuğu bir noktadayız aslında. O kadar çok keşfedilmemiş bir yer ki kesinlikle eşimize, dostumuza, arkadaşlarımıza bizi tanıyan ve Mavi Karadeniz aracılığıyla işte Ahmet abi senin vasıtanla bizim sesimizin gittiği her yere sesleniyoruz. Şu anda kendimize güvenerek emin bir şekilde diyoruz ki evet siz de burada olmalısınız. Güzel be güzel de bakalım gerçekten burada olmalı çünkü... Canın sıkıldı 100 metre, 200 metre, 200 diyorum ben, %200 diyorum. Git aşağıya denize gir gel. Canın sıkıldı, arkada burası tabii şu an kuru toprak yürüyordu ama yemyeşil alan olacak.
Abi gelelim sana, yani burası bizi bayağı bir mutlu etti. Yani 3 milyonum olur ya benim bir gün, vallahi olur. Abi her zaman gelin buyurun tabii ki. Bizde maddiyetle ilgili insanlar yeter karar versinler. Benim daire olsun, daire sahibi olayım. Bu konuda en iyi şekilde anlaşabileceğiniz firma Sütçüoğlu İnşaat. Yani Şevzettin'im bu konuda çok şeydir. Yani geldiği yeri az önce söyledi ya, unutmayan birisi. İnsanlara bu konuda çok çok yardımcı oluyor. İnsanların maddiyatla ilgili önlerini çok açabiliyor. Elinden ne geliyorsa, elimizden ne geliyorsa her zaman yardımcı oluyoruz. Bu şekilde proje aldığımız insanlar da değişikliklerinde, farklı bir model istediklerinde kabada aldıkları inşaatlara yine yardımcı oluyoruz. Ha, öyle mi? Yani tabii iş, ki. İç dekorasyonda tabii ki. Renginde, parke rengi olsun, hani seramik, karabudur renklerinde her şeye varana kadar insanlara biz bu konuda da yardımcı oluyoruz. İstedikleri renkle, istedikleri modelde uygulamaları yapıyoruz şahs özel. Yani bizim projelerimiz de bu şekilde devam ediyor. Seni de tanıyalım. Aslında gelmek istemedin. Uzak durdun ama yakaladın. Hoş geldin abi. Hoş önceden. Tanışımıza memnun olduk. Ben de. Sen neler yapıyorsun burada? Abi ben burada boş zamanlarımda yazın aileme yardım etmeye çalışıyorum. Normalde ben inşaat mühendisliği okuyorum. 4. sınıf. Peki aile derken baba kim? Baba Ergün Sütçü. Şemsettin Sütçü amcam olur. Abdullah Doğan kuzenim ama abim gibidir kendisi. Tuğhan abim de öyle. Batuhan benim abim olur. Tanıştığımıza memnun olduk abi şimdi. Köyü çektim, biliyor musun? Yani köyü falan çektim babanla beraber. İzledik abi, hep beraber izledik. Yani, köyü herkesin değil mi? Ben çocukları sakladınız ben. Evet, yok saklamadık. Bizim aile yaşantımızda hep saygıdan ötürü böyle hep büyükler ön planda durur gibi durur olur ama yani esasen kahraman arka plandakilerdir. Bizim yüreğimizdeki kahramanlar hep onlardır aslında. Onların varlığıyla biz ön planda olabilme şansımız oluyor. Allah onlardan razı olsun. Çünkü arkamızdaki eksiklikleri toparlıyorlar. Atıyorum bizim bir program dolayısıyla 3-5 gün bir yere gitsek arkamızdaki işimiz nasıl olacak diye düşünmüyoruz. Bu çok önemli bir şey. Yani insan hayatında yani böyle bir hayat, böyle bir yaşam, böyle bir aileye sahip olduğum için gerçekten de şükrediyorum. Allah'a binlerce şükrediyorum. Çünkü öyle yani. Sağ olasın kardeşim. Çünkü ben gençlere fazla güneşin altında tuttum. Toparlamak için mühendis okuyorsun. Aynen, yanaşarım aynen. Şöyle biraz. Mühendis okuyorsun. Ne kadarı var? Son bir senem kaldı. Son bir sene. Aynen. Bundan sonra inşaat mühendisi mi? İnşaat mühendisi okuyorum. Artık bundan sonra mühendislik için tamamen sen de. İnşallah abi. İnşallah. Söylemek istediğin bir şey var mı? Söylemek istediğim şu an bir şey yok. Çok teşekkürler abi buraya geldiğin için. Ben çok teşekkürler. Benim ismim Batuhan abi. Ben Batuhan'ı yürekten kutluyorum. Bu sıcakta bu reklamı yapmak için o iler giymiş. Ya evet ya bir dakika dur. Batuhan. Gel Batuhan. Hoş geldin abi. Bir dakika sen şu mikrofonu al Batuhan, tamam mı? Ahmet abi üstündeki yeleği görünce kamera eline aldı. Ben inşaatın temizlik olsun, nakliye işleri olsun, gel git işleriyle uğraşıyorum şu an. Genel olarak bu işlerle uğraşıyorum. Malzeme tedariğini yapıyorum, ustalarla ilgileniyorum. Yani bu şekilde inşaatta kendi görevimi layıkıyla yapmaya çalışıyorum. Aynen dediğim gibi Batuhan'ın üzerindeki Sütçüoğlu inşaatı görünce geçtim kameranın arkasına. Zoomladım. Abi tek başımayım. İşte garibanlığın, yoksulluğun gözü kör olsun. Türkiye'de iş yok. Kameraman bulamıyoruz. Türkiye'de iş yok. İnşaata çalışan bulamıyorlar. Türkiye'de iş yok. Sokakta ayakkabı boyası bulamıyoruz. Türkiye'de iş yok. Montajcı bulamıyoruz. O yüzden Türkiye'de iş yok. Ne yapalım? Bütün işi kendimiz görüyoruz. Allah razı olsun o iş beğenmeyenlerden. En azından cebimize kar kalıyor. Batuhan. Buyur abi. Amcayla aramız nasıl? Şükür abi hamdolsun. Herhangi bir sıkıntı sorun yok abi. Abi bak şimdi bunu vuracağım kendi kafama. Ya bir yerde desin diyor abi huysuz. Yani çok bizi sık vaaz ediyor. Çok şey yapıyor. Estağfurullah abi öyle bir şey yok abi. Başımızın geleceğim... tacıdır abi. Öyle yani bugün bir... benim geleceğimi de bilmiyordu. Diyeceğim ki ya demişler aman ha bu sorar bu soruları. Sor abi bizim vereceğimiz cevap bellidir zaten. Başımızın tacıdır abi. Şimdi kardeşim mühendislik okuduğu için inşaatla ilgili ciddi anlamda soru sormadım. Niye sormadım? Eğitimi var. Ya işte mühendis işte amcasının inşaatını övüyor dedirtmemek için. Tamamen şimdi sana sahayı bilen
Nakliye gider gelirken inşaat dışarıda insanlarda duymuş olduğun Sütçüoğlu inşaat hakkında çok kısa bir senden de görüş alsak. Abi insanların fikirleri şu oluyor. Hani bizim çabamızı, koşturmamızı böyle çok insanların gözünü çekiyor. Yani milletin elbet dilinde oluyoruz yani maşallah veyahut da ne bileyim. Hani gençlere bak işte işlerine sahip çıkıyorlar. Hani amcalarını, babalarını yarı yolda bırakmıyorlar. Yani onların gölgesinde ilerliyorlar. Yani hiçbir şekilde işlerini de aksatmıyorlar. Yani kendi de çabalarını göstermeye çalışıyorlar diye bir ton şey diyoruz abi. Yine ilginç bir şey söyleyeyim mi Şemsettin? Sen de bunu bana yanaştılar. Sen de bunu duy. Az önce gelirken TÜYAP'ın oradan metrobüsten minibüse bindim. Celaliye minibüsüne bindim. Şoföre sordum. Dedim abim böyle böyle Sütçüoğlu inşaatının oradan geçiyor musun? Geçiyor abi dedi. Sizin oraya geldiğimde dönüyor ya araba. Orada dedi ki abi Sütçüoğlu'nun eve mi gideceksin? Nalbur'a mı? Karşıda Nalbur var dedi. Hemen karşısında dedi, şey var. Ofis var dedi. Abi hayırdır minibüsleri nasıl ikna ettin? Ya Ahmet abi şimdi minibüsler insanlar berber nedir kasap bizim olmazsa olmaz. Bizim şimdi bizim olmazsa olmazlarımız bunlar bir de şöyle bir şey var. Bu esnaf tür arkadaşlar öyle bir şey ki her şeyden haberleri olur. Her kötülükten haberleri olur. Her iyilikten haberleri olur. Hatta çok canları sıkılırsa onlar hükümeti düşürürler. Orada bütün Türkiye'nin ekonomisi orada çözülür. Yani onlar her şeyin iyisini bilirler. Buradan bütün esnaflara da selamlarımızı göndermiş olalım. Ben de bana yardımcı olan kardeşime selam söylüyorum. Toparlayalım. Abi o şekilde ilerliyoruz. Yani herhangi bir inşaatlarda ustaların eksiği gidiyor olur. Hani onları gideriyoruz. Kaba inşaatlardaki eksikleri gideriyoruz. Peki ustaların eksiğini gideriyorsun. Tamam abi. Niye Ahmet abinin eksiğini gidermedin? Abi dile getirmen yeterlidir abi. Susadım. Tamam abi çözelim. Sıkıntı yok. Efendim biz su molası veriyoruz. Siz bizi izlemeye devam edin. Ateş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemsettin Sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Ateş ekmek sevdamdır, sevgi benim gıdamdır. Şemsettin Sütçü kardeş, adam gibi adamdır. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemsettin Sütçü dostun, fakir yoksul babası. Fener'dir mahallesi, çarşambadır ovası. Şemsettin Sütçü dostun, fakir yoksul babası. Ahmet abi şimdi Celaliye Kıyı 1 projemizin otopark katındayız. Otopark katında hem otoparkımızı gezerken tamamen pis suların, tahliye sularının yapımında bütün tesisatın, bütün kalorifer ve su tesisatının sorumlusu. Aynı zamanda Allah bin kere razı olsun kardeşim Şenel Sütçü aynı zamanda çalışıyor. Şimdi ona doğru geçelim. Hem otoparkımızı hem de Şenel kardeşimizi iş yerinde çalışma esnasında ziyaret etmiş olalım. Evet. Ahmet abi gördüğün gibi sıvı tesisatta kardeşim Şenel Sütçü ve yardımcısı kardeşimiz yıllardır bu projelerin altyapılarının nedir sıvı tesisatlarının, kalorifer tesisatlarının uygulanmasında ve geriye dönük yaptığımız projelerin tamamen arkasındayız ve bütün problemleri en geç 2 gün iş günü içinde problemlerin çözümü noktasında kardeşim Allah razı olsun daima yanımızda ve işinin bilincinde teknik açıdan hemen müşterilerimizin hizmetine koşmakla görevlidir kendisi. Biz burada bir aile şirketi olaraktan el birliğiyle devam ediyoruz çok şükür. Hep beraber bir şekilde bu ekmekte paylaşıyoruz. İnşaatla alakalı bilgi verirsek tesisat kapalı kutu olduğu için çok önemli rol oluyor. O yüzden de titizle çalışıyoruz. Yani bilgi amaçlı kirişlere dokunmadan, kirişlere zarar vermeden iş sistem yaparsak daha sağlıklı bir iş olmuş olur.
Fırat malzeme ürünü kullanıyoruz. Birinci kalite. Yani malzemeden hiçbir ödül vermiyoruz. Elimizden geldiği kadar kaliteli ürün kullanıyoruz. Öncelikle şimdi yerden ısıtma sistemine başladık. Son 3 projedir. %20, %25 gibi yakıt tasarrufu ve ısı yalıtımı da daha fazla olduğu için buna yönelmeye başladık. Ziyaretinizden dolayı teşekkür ederiz. Memnun oldum. Göründüğü gibi Celaliye Kıyı Konakları bir projemizde 32 daire peyzaj alanlarıyla birlikte kapalı otopark var demiştik. Burası şu anda kapalı otoparktayız. Kapalı otoparkta 32 daire, 36 otoparkımız var. Yaklaşık olarak 4 araçlık bir misafir sirkülasyonu olur diye düşünmüştük. Ve çok rahatlıkla girişi çıkışı olan kapalı otoparkımız buradaki oturacak olan insanlarımıza çok konforlu bir hizmet verecektir inşallah. Gördüğünüz gibi hummalı bir çalışmayla devam ediyoruz Ahmet Bey. Hem ara katlarımızdan hem dubleks dairelerimizden hem peyzajı hem denizi gören dairelerimizden buyurun Ahmet Bey gezelim. Gördüğünüz gibi teras balkon diyoruz. Geniş bir balkona sahip burası. 3+1 ara kat bir dairemiz. Deniz manzaralı, peyzaj manzaralı. 3+1 120 metrekare neti olan bir dairemiz bu. Tabii ki de gördüğünüz gibi havuz manzaralı bir dairemiz. 3+1 dairelerimiz de ve giriş dairelerimiz 2+1 olmasına rağmen bütün dairelerimizde ebeveyn banyosu bulunmaktadır mevcut durumda. Şu an bulunduğumuz kat dubleks dairesi olarak geçiyor. Dubleks dairesinden şimdi bir üst terasa çıkacağız Ahmet Bey. Buyurun. Ahmet abi bugün çok güzel bir gün. Sen varsın. Böylesi güzel bir projenin tanıtımında, müşteriye ulaşımında ve dostlarımızın bizim yaptığımız işlerin işleri tanıması anlamında vesile oldun. Bu vesileyle sana teşekkür ediyorum. Şu anda bu projelerin bir tanesinde dubleks'teyiz. Dubleks dairesindeyiz. Dubleks dairesinin havuz, peyzaj ve böyle eşsiz bir deniz manzarasıyla bütün daireler, bütün teras katları aynı manzaraya, aynı bakış açısına sahip. Bu proje öyle bir özelliğe sahip. Bugün otoparkından, yeşil alanından, havuzundan, dış cephe yalıtım malzemesi, betopan, hekimbort dediğimiz malzemenin kullanımında ve komple dairelerin yerden ısıtmasında, bütün daireler ebeveyn banyolu, ya huzurlu, konforlu, yeni teknolojiyle donatılmış ve bütün samimiyetimizin yansıdığı, heyecanımızı yansıttığımız ve bilgi, birikim ve modernlik bakımından her türlü olabildiğince güzelliği yansıtabildiğimiz bir proje. Bahçe alanında muhteşem bir kendinizi botanik bahçede gibi hissedeceğiniz iki dönüm yeşil alana sahip olacak inşaat alanından hariç projemiz. İki dönüm tamamen yeşil alan içinde olmuş olacak. Yaşar Çocuk Parkı'yla yaşam standartları yüksek, huzurlu, konforlu bir yaşam olacak Allah nasip ederse. Yılların verdiği tecrübeyle en iyisini yansıttığımızı düşünüyoruz. En iyisini yansıtırken güzel insanları da bir araya toplamak, bu da çok önemli. Yaşarken bulunduğun komşunu, tabii ki apartman dairesinde yaşarken en önemli konulardan bir tanesi bu. Çok kıymetli, çok değerli insanları bu bize ulaşıyor. Onun için aile yapısına önem veren, ahlaki değerlere önem veren vatandaşları seçiyoruz biz de dairelerimizi verirken. Onun için güvenle, huzurlu bir şekilde oturulabilecek muhteşem Celaliye Kıyı Konakları bir projemizden sevgiler, selamlar.